Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde nın parame ifadesine göz atacağız. Bu ek fiillerden sonra kullanılıyor, yani fiil köküne ekleniyor. Mesi yüzünden anlamına geliyor. Yüzünden bildiğiniz gibi olumsuz durumlarda kullanılıyor. Yani şunun şöyle olması yüzünden derken kullanıyoruz. Bakalım. Cümlelerimiz. Busuka gojang eina'nın parame yaksuk shigane nijostoyo. Otobüs gojangna da ifadesi var. Gojangna da arızalanmak demek. Gojangna'nın parame deyince otobüs arızalandığından yaksuk shigane nijostoyo. Yaksuk shigan randevu saati demek. Randevu saatine geciktim, geç kaldım. Yani iki tane kötü durum var. Önce otobüs arızalanıyor ve bu yüzden de randevuya geç kalınıyor. Bu, biz de zaten bu şekilde kullanıyoruz. Otobüs arızalandığı için, arızalanması yüzünden, otobüsün arızalanması yüzünden diye çevirebiliyoruz. Gapçagi congongi dönüm parame sukçere mod hessoyo. Aniden elektrik gittiği için ödevi yapamadım. Kirel iroborinin parame tekşire taya hessoyo. Kirel irobori da yolunu kaybetmek demek. Yolu kaybettiğim için, yolu kaybetmem yüzünden taksiye binmem gerekti. Hendeponar iroborinin parame. Burada bir yazım yanlışı var. İrobori da olacak. Telefonumu kaybettiğim için yine yukarıdaki gibi ikisi aynı kelime. Telefonu kaybetmek, yolu kaybetmek. Telefonumu kaybettiğimden dolayı, kaybetmem yüzünden yollagır hacı moddesoya. Yollak da iletişim kurmak, iletişime geçmek, görüşmek demek. Görüşemedim. Sonnemi nomu gapçagi onun parame tangwan hessoyo. Sonnim misafir de olabilir, müşteri de olabilir. Misafirlerim çok ani geldiği için, gelmesi yüzünden tangwan da afallamak, böyle çok şaşkına dönmek, şaşırmak demek. Çok şaşırdım demiş oluyor. Evet, bu şekilde gojangna'nın parame, jongjoni-tae'nin parame, iroborinin parame, gapjagi onun parame ifadeleri yüzünden şeklinde çeviriyoruz ve n'dan dolayı sadece fiillere getiriyoruz. Ve sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.